Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir son dakika bilgisi paylaşmak istiyorum sizlerle. Eminim sizlerin de haberi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze eğitim yok. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Sene sonuna kadar yüz yüze eğitim olmayacak. Bu sene sonundan kasıt Haziran ayı değil arkadaşlar. 2020'nin sonuna kadar yüz yüze eğitimin olmayacağını söyledi. Yani dersler bu anlamda tabii ki online olacak arkadaşlar. Aslında sizler buna biraz aşinasınız. Çok yabancı olduğunuz bir program değil. Daha önce online dersler yaptık. Dolayısıyla sizin için aslında değişen bir şey olmadı arkadaşlar. Maalesef ki Covid belasından ötürü böyle bir şeye girişildi. Ve umarım daha fazla kötü olmaz sonu diyoruz. Online derslere adapte olmaya çalışalım. Aslında programımız kaldığı yerden devam ediyor. Sadece değişen ne oldu? Yüz yüze eğitim değil de online eğitime geri dönmüş olduk. Bu anlamda da aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun sizleri rahatlatmak adına cevaplandırmaya çalışacağım. Bana gelen çok soru var. Hocam sınavlar yüz yüze mi olacak, online mi olacak diye. Arkadaşlar Ziya Selçuk biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanımız daha önce açıklamıştı. Okullar online olsa bile, dersler online olsa bile sınavlar yüz yüze olacak diye. Şu an bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Eğer eski açıklama halen geçerliyse sınavlarınız yüz yüze olacak. Ama muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde bununla ilgili bir açıklama yapacaklardır. Ve ben de detayları tekrardan sizlerle paylaşacağım. Online mı yüz yüze mi olduğuna birlikte bakacağız, anlayacağız zaten. Sizden de gelen böyle soruları cevaplandırmaya hazırım her zaman arkadaşlar. Dediğim gibi siz işin bu kısımlarıyla çok fazla ilgilenmeyin. Yüz yüze mi olacak, online mi olacak? Belki bazılarınız sınavlarınızı oldunuz. Belki bazılarınızın sınavı paket halinde duruyor aslında, sizleri bekliyor olacaktı. Ama çok da değişen bir şey olmayacak canlarım. Online de olsa, yüz yüze de olsa biz alnımızın teriyle bu işin hakkını vereceğiz. Buna inanıyorum. Evet, ara sınıflar çok fazla yazmaya başladı bana. Biliyorsunuz 12. sınıflar okula gidiyordu haftanın 2 günde olsa. Okullarıyla tanıştılar, gittiler, yüz yüze eğitimi aldılar. Belki yeni öğretmenleriyle tanıştılar. Evet, aynı havayı onlar soludu, devam etti. Ancak ara sınıflar arkadaşlar bu sene maalesef okula gidemedi. Okullarıyla, öğretmenleriyle tanışamadılar. Onlar için belki hayatlarında bir nebze de olsa belki onları mutsuz edecek, yüzlerini astıracak bir anı olarak kalacak ama tek temennimiz bu korona belasından kurtulmak canlar. Bizler tabii ki doğamız gereği her şeye alışıyoruz. Yüz yüze eğitime alıştığımız gibi online eğitime de alışacağız ve gerçekten ne yapacağız? Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız arkadaşlar bu Covid'le ve en son başımızdan umarım def edeceğiz, gidecek. 12. sınıflar. Sizin için tabii ki çok önemli şeyler söyleyeceğim. Krizi fırsata çevirmenin tam zamanı diyorum arkadaşlar sizler için. Hocam nasıl olacak? Yüz yüze değil ama online. Arkadaşlar sizler aslında aylar boyunca, belki yıllar boyunca YouTube'la tanıştınız değil mi? YouTube'dan öğretmenler dinlediniz. Online eğitimin bundan hiçbir farkı yok. Sadece ne yapacaksın? Çayını, kahveni önüne alacaksın. Temas yok. Sosyal mesafe süper, harika. Evindesin, masanın karşısında, öğretmenin orada anlatıyor, sen dinliyorsun. Aslında senin bunu fırsata çevirmen lazım. Çünkü diğer türlü mesela konuştuğum bazı öğrenciler de şundan şikayetçiydi. Hocam evet biz okula geliyoruz ama gelene kadar toplu taşıma kullanıyoruz. Birçok insanla temas halindeyiz. Aslında korka korka geliyoruz diyordunuz. Dolayısıyla bu aslında sizin için tam bir fırsat oldu. Lütfen bunu fırsata çevirin. Evinizde oturun, çayınız, kahveniz oh mis gibi. Açın defterinizi, kitabınızı. Açın Nazlı Hocam'ı YouTube'dan. Ya dinleyin, çok zor bir şey değil bu arkadaşlar. Ben biliyorsunuz normal devam edeceğim sistemime. YouTube'da da devam edeceğim. Dolayısıyla YouTube'da beni takip eden öğrenciler gerek edebiyatta gerek Türkçe'de geri kalmayacaklardır. Dolayısıyla mutlaka bildirimleri açın ve abone olun arkadaşlar. Yani ben normal bir programa göre, zaten yıllık programa göre, ders programına göre gidiyorum. Sene sonuna kadar da bu şekilde konuları götüreceğim. Her hafta her konudan yeni yeni videolar gelecek arkadaşlar. Hatta ben de evde olduğum için gün aşırı video atacağım bundan böyle. Dolayısıyla sizler de takip edebileceksiniz. Tabii ki şu an konu anlatım üzerinden gidiyorum. Ancak oynatma listelerine baktığınızda sizlere uygun soru çözüm videoları, püf noktalar, dil bilgisi olsun, paragraf olsun, edebiyat olsun, bununla ilgili birçok konuyu aslında birçok oynatma listesinde görebileceksiniz. Türkçe ve edebiyattan yana bir kaygınız olmasın lütfen. Diğer türlü kendi okulunuzdaki öğretmenlerinizi de mutlaka dinleyin. Onların da size katacağı çok çok önemli şeyler olacak.
olacaktır. Mutlaka arkadaşlar online derslere adapte olmaya çalışın, katılmaya çalışın mutlaka. Asla devamsızlık yapmayın. Çünkü bütün öğretmenleriniz olduğu yerden, kaldığı yerden devam edecektir konuya. Evet, kafalar karışık. Şimdi çok soruyorsunuz, hocam online dersi anlamıyorum. Hocam konsantre olamıyorum derslere. Aman Allah'ım, LGS böyle hazırlanamam. AYT, TYT nasıl olacak? Aman Allah'ım, her şey benim başıma geliyor. Neden benim sınav seneme denk geldi bu korona belası diyorsunuz. Tabii bunun gibi birçok soru geliyor bana arkadaşlar. Asla canınızı sıkmayın, asla demoralize olmayın. Dediğim gibi her krizi fırsata çevirmenin yolu vardır canlarım. Online dersi anlamıyorum diyorsunuz ama o dersin karşısında oturan 40 öğrenci sizinle aynı psikolojide. Dolayısıyla sizlerin onlardan bir eksisi yok aslında. İyi taraftan bakmaya çalışın. Derste konsantre olamıyorum diyorsunuz. Siz aslında oturup 2 saatlik filmi izleyebiliyorsunuz. Neden? Çünkü giriş gelişme sonuç var. Sizi etkileyen, sizi merak unsuru uyandıran aslında bir ne vardır? Bir sonucu vardır. Derslere lütfen böyle bakınız. Nazlı Hoca sözcük türlerini anlattığında sizde bir merak uyanması lazım. Evet, isimler, sıfatlar, zamirler gelecek. Bakalım sonuç nereye varacak? Bakalım sonucunda ben soruları çözebiliyor muyum? Denemede bakalım. Sözcük türleriyle ilgili soruyu yapabiliyor muyum? Sizler sonuç odaklı baktığınızda, sonucu merak ettiğinizde girişi merak eder ve başarılı olursunuz bu alanda. Mutlaka sonuç odaklı gidin. Konsantre olamıyorum diye bir şey yok. Nazlı, Ali, Mehmet, Fatma, Ayşe, herkes seninle aynı durumda arkadaşlar. Kimse sizden farklı değil. Bakın şöyle diyenler de olmuş, şu şekilde soranlar da. Hocam ben devlete gidiyorum ya özele gidenler. İşte kurs merkezine gidenler ya devam ederse ya onlar benden daha farklı olursa? Hayır arkadaşlar. Şu an herkes eşit şartlarda ve evde eğitim yapacak. Evde online derslere katılacak. Dolayısıyla aslında sizin burada kimseden bir eksiniz, bir eksiğiniz yok daha doğrusu. Ya da kimsenin sizden bir fazlası yok. Lütfen konsantre olmaya çalışın. Siz zaten bu sisteme yabancı değilsiniz. Geçen sene Mart'tan beri online yapıyoruz. Dolayısıyla sizler de eminim artık alışmışsınızdır. Sadece şu konuda biraz canınız sıkılmış olabilir. Bir yüz yüze bir online ama maalesef veriler bunu gerektiriyor arkadaşlar. Önümüzdeki bu korona tablosu bunu gerektiriyor. İyi taraftan bakmaya çalışın. Temassız, daha güvendesiniz, evinizin içindesiniz. Zaten önümüz kış. En azından bir bölümünü evde geçirmiş oluyorsunuz. En azından işte gripten, hastalıktan, nezleden korumuş oluyorsunuz kendinizi. Lütfen dediğim gibi fırsata çevirmenin yoluna bakın. LGS'ye böyle hazırlanamam. Neden? Neden canımın içi? Sen hazırlanırken Ali dershaneye gitmiyor ki, Ayşe dershaneye gitmiyor ki. Onlar da senin gibi evde oturuyor ve onlar da senin gibi bilgisayarın başında. Gerek Zoom gerek Eva TV'den ne yapıyorsunuz? Mutlaka derslerinizi takip ediyorsunuz. Burada tamamen bir eşitlik var. Kimseden bir farkı yok. TYT, AYT'ciler, sizler için de aynı şey söz konusu. Aç istediğin öğretmeni YouTube'dan dinle. Bunu yapamıyor musun? Kendi okulunun ya da dershanenin sistemini takip et mutlaka. Eminim hocaların sana katacağı çok şey olacaktır. Mutlaka arkadaşlar bunu yapın. Yoksa küsüp de bir kenara çekilmenin zamanı falan değil. Bakın 18 Kasım ile 31 Aralık arası, yani 1,5 aylık bir süre aslında. Bunu lütfen fırsata çevirin. Bu anlamda ben de sizler için elimden geldiğince çalışacağım. Videolar atacağım. Zaten biliyorsunuz sınav örnekleri paylaşmıştım ve çok da rağbet gördü. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok izlediniz, dinlediniz, yorumlar yaptınız. Hatta sınava giren arkadaşlar yorum yaptı. Aldığı notları falan paylaştı. Beni çok mutlu eden bir geri dönüşümdü arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka sizden yine geri dönüşümleri bekliyorum. Bana deyin ki hocam soru çözümü yapın şu konuyla ilgili. Hocam işte şunu yapalım. Ben sizin fikirlerinize, önerilerinize her zaman değer veriyorum ve her zaman bunlara açığım, biliyorsunuz canlar. Neden benim sınav seneme denk geldi? Aman Allah'ım, işte 2003'ler şunu yaşadı, 2004'ler şunu yaşadı gibi doğduğunuz seneye, tarihe falan şeylerde bulunmayın. Atıfta bulunmayın. Böyle bir şey yok çünkü arkadaşlar. Suçlamayın yani kendinizi. Bu bir süreç. Sadece bizim değil, bütün dünyanın aslında uğraştığı bir hastalık, savaştığı bir savaş, mücadele ettiği bir konu aslında. Dolayısıyla dediğim gibi neden diye sorgulamayın artık. Evet, bir gerçek var. Önümüzde bir problem var ve biz bununla savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Hem sağlık alanında, hem eğitim alanında, hem işte kendi sağlığımız, toplum sağlığı açısından her konuda bununla ilgili savaşacağız, savaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar ve kazanan biz olacağız. Bu gibi sorular sizin kafanızı, zihninizi meşgul etmesin lütfen. Tamamen kafanızı derslere vermenizi istiyorum. Bununla ilgili ben de elimden geleni yapacağım.
Geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Evet, ne yapmıyoruz artık? Neden diye sorgulamıyoruz. Neden 31 Aralık'a kadar okul yok? Neden dersler online? Neden öyle? Neden böyle? Demiyoruz. Bir gerçek var önümüzde. Biz kendimizi bu gerçeğe göre ne yapacağız arkadaşlar? Motive etmeye çalışacağız. Kendimizi buna programlamaya çalışacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Sorunuz varsa videonun altına mutlaka yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Nazlı Hocam kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.